Evet, yeni bir çalışmayla tekrar karşı karşıyayız çocuklar. Bu temel bir çalışma. Fülü'de yeni başlayanların Fülü'de hakimiyetini arttıracak bir çalışmamız. Arpej çalışması diyoruz. Fülü'de hemen hemen çaldığımız nota, yani temel anlamda bizim çaldığımız do majör dizisi içerisindeki temel anlamda hemen hemen bütün sesleri çalacağız. Fakat tabii bu arpej çalışması biraz farklı. Parmaklarımıza çok daha farklı bir dinamik ve ivme kazandıracak. Çünkü sıralı çalıştan biraz daha farklı olarak da atlamalı çalışmalar yapıyoruz arpej yaparken. Yani akor içerisindeki seslerin arka arkaya çalınmasına arpej diyoruz biz. Fülümüzde de böyle bir çalışma yapacağız. Temel şekilde bir çalışma. Hemen uzatmayacağım videoyu. Kısa kısa göstereceğim. Kısa ve öz. Durularak çalışabilirsiniz. İkiye böleceğim. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Herhalde öğrenciler için uzatmayacağım çok fazla. İki bölüm halinde yapacağım. Dört tane temel şeyimiz var. Tabii notaların görüntüsünü birazdan buraya bir şekilde paylaşacağım. Sanırım şu köşede göreceksiniz veya tam ekranda da görebilirsiniz notaları. Temel olarak şöyle bahsedeyim. Öncelikle tabii ki artık flütümüzü tutuyoruz. Tuttuğumuzu varsayıyorum temiz olarak da. Şimdi şu çalışma şu şekilde başlıyor. Önce ince do notamız var. Şimdi ince do diyoruz. Yani aslında do notası. İnce veya kalın demeyelim. Çünkü flütte çaldığımız en kalın do notası bu. Bundan daha kalın nota çalamıyoruz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye gelince buna ince do diye tabir ediyoruz. Yani ikisi arasında karışma olması değil. Normalde do öyle kalın veya ince do diye ayırmıyoruz normalde. Do notamız bakın arkası kapalı, burası kapalı. Birinci çaldığımız nota bu. Tüy diye üflüyorum çok hafif bakın. Do. Hemen ağzından şu parmağımı koydum. İşaret parmağımı yerleştirdim. La notası oldu. Do'dan sonra la. Ne oldu? La olmuş oldu. Do, la. La'dan sonra şu iki parmağımı da yerleştiriyorum. Fa notası. Görüyor musunuz? Şöyle. Ne oldu? Şimdi do'dan başlayarak çalıyorum. Do, la, fa olarak. Çalma şeklim bu. Birincisi bu. Tekrardan gösteriyorum. Çok basit. Do, la, fa. Do, la ve de fa notaları. Şimdi bunları bu şekilde tabii çok yeni olanlar, birkaç aylık flüt çalanlar belki biraz zorlanabilirler. Onun için de şu tip alıştırmaları yapmakta fayda var. İşte do, la, do, la, do, la çalışması. Devamlı. Örneğin. Bakın üflerken tüy güdüyü üflüyorum. Aksanlı bir üfleyiş yapmıyorum. Yani şöyle böyle diye üflemiyorum. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu bir şarkı değil. Bunu çalarken hakkını vererek çalmak gerekiyor. Bu. Zil sesi gibi. Evet. Dedik. Do dedik. La çalışması yaptık dedik. Sonra elimizi alıştırmak maksadıyla la ve fa çalışması yapabiliriz. La, fa, la, fa. Çalarak yapayım. Bakın tekrar etmeye dayalı tabii ki öğrenme süreci. Ne kadar çok tekrar edersek yani çoktan da aşırı bir çokluğu kastetmiyorum. Ya en azından 10 kere, 15 kere, 20 kere tekrar ettiğiniz sürece parmaklarınız çok daha kolay alışacak. Ondan sonra üçünü birleştiriyorum. Şimdi bu yaptığımız şey toplamda 4 ölçüden oluşuyor. Biz birinci ölçüsünü çaldık. Birinci ölçüsü do, la, fa. Şimdi ikinci ölçüyü göstereceğim. Üçüncü ve dördüncü ölçüyü diğer videoda göstereceğim. Hepsi yani çok videoyu uzatmamak maksadıyla böyle yapıyorum. Önce ne yaptık? Do yaptık, la yaptık, fa yaptık. Elimiz fa'da kaldı. Fa basıyoruz şu anda değil mi? Bakın arkadaki delik de kapalı göstermiş oldum. Basma şeklim yine söylüyorum. Bakın parmaklarımın ucuyla basmıyorum. Bu çok çok önemli. Yani elimin duruşu bakın şu şekilde olmuyor. Bakın düz. Gördünüz mü? Düz basmam gerekiyor. Ellerim bu şekilde düz olacak. Şu şekilde olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Hep dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Fa basmıştık en son. Do la fa çalışmasında. Yani kapı ziline benzeyen bir çalışma demiştik. Şimdi ardından mi geliyor. Bu parmağımızı kapattık. Mi. Mi sesini çıkartıyorum.
Mi. İki parmağımı kaldırıyorum. Sol. İki parmağımı daha kaldırıyorum. Şu iki parmağımı kaldırıyorum yalnız. Ama şu ikisini. İnce do. Ne oldu? Arka arkaya çalıyorum. Bir daha göstereyim. Şöyle elimi. Bir daha çalıyorum. Deminkiyle birleştireceğim şimdi. Birinci ölçüyle birleştireceğim. Bu ikinci ölçüydü. İkisini birleştiriyorum. Do, la, fa, mi, sol, do. Dinleyin. Çaldığımız şey bundan ibaret. Oldukça basit. Bu bir arpej çalışması. Peki burada ne geçiyor elimize? Onu da söyleyeyim. Burada aralıklı koyduğumuz için parmaklarımızı. Sürekli aralıklı bir çalışmamız var. Sürekli iniş ve çıkış halinde. Parmaklarımız flütü tuşlamaya alışıyor. Tabii bunu öğrendikten sonra bu çalışmaları çok daha kolay, rahat yaparsak eğer birçok parçayı daha rahat çalabiliyoruz. Yani flütümüze hakim oluyoruz. Şarkıyı öğrenmemiz çok daha kolaylaşıyor. Yani belki tek aramızdaki sıkıntı şey olabilir. Flütünüze hakim olursunuz. Birçok kimse flütüne hakim olamadığı için çalamıyor. Basit şarkıları bile. Ama şarkıyı öğrenmek dediğimiz şey çok uzun bir şey değil. Kimisi için 10 dakika sürüyor, kimisi için 15 dakika. Hadi bilemedin yarım saat olsun. Ama sen çaldığın enstrümanına hakimsen, tutabiliyorsan, temiz sesler çıkartabiliyorsan o şarkıları da rahatlıkla çalabilirsin. Ama flütünü tutamıyorsan temelde ve ses çıkartamıyorsan, temiz ses üretemiyorsan tabii ki en basit şarkıyı bile çalmak oldukça zor olacaktır. Bu da ikinci ölçümüzdü bizim. Bir ve ikinci ölçü çaldık. Buna biz birinci bölüm diyelim. İkinci bölümünü de diğer videoda göstereceğim. Zaten o kısmı da çalabilirsek eğer hepsini beraber tamamını çaldığımızda oldukça güzel bir çalışma yapmış olacağız. Ve çalamayacağımız hemen hemen bizim yani okul şarkıları bazında düşünecek olursak çalamayacağımız müzik eseri kalmayacak diyorum. Evet bu kadar bu anlatacağım.